İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. Fransa'nın başkenti Paris'te haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo silahlı saldırganların hedefi oldu. Maskeli kişiler uzun namlulu silahlarla derginin merkezine girerek çalışanlara rastgele ateş açtı. Saldırıda ikisi polis, 12 kişinin öldüğü açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande olayı terörist ve barbarca bir saldırı olarak niteledi. Paris'te son bir hafta içinde çok sayıda saldırıyı engellediklerini belirtti. Terör saldırısının tepkiler de peş peşe geldi. Olay sonrası ilk kınama İngiltere Başbakanı Cameron'dan geldi. Cameron Twitter hesabı üzerinden Fransız halkının yanındayız ve basın özgürlüğünün arkasındayız dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İspanya'da saldırıyı kınadı. Fransa'daki Müslümanlar Konseyi de olayı barbarlık olarak tanımladı. Fransa'da bir dergiye yapılan saldırı Türk siyasetçilerinin de gündeminde. TRT Haber'in özel yayınına katılan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, her türlü terör hadisesini reddettiklerini ve kınadıklarını vurguladı. Akdoğan bu saldırıyı İslam'la özdeşleştirmek, algı operasyonlarına çanak tutmak tehlikeli bir durumdur. Umarım ırkçılık ve nefret dilini geliştirecek düşüncelerden kaçınılır dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terörü kınayarak terörün İslam'la bağdaştırılmasının da yanlış olduğuna dikkat çekti. İstanbul'daki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Kenan Kumaş için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehit polisin cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a uğurlandı. Saldırganın kimliği ile ilgili tartışma da sürüyor. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Elif Sultan Kalsen'in ailesi teşhisin ardından cesedin kendi kızlarına ait olmadığını açıkladı. İstanbul'da polis noktasına bombalı saldırıda bulunan teröristin cenazesini almak için adli tıp kurumuna gelen grup kimlik kontrolü göstermeyince polisle grup arasında arbede çıktı. Polis gruptan 7 kişiyi gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü ve Sağlık Temel Bilimleri Binası açılış törenine katıldı. Fahri doktora unvanı verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te polise yönelik hain saldırıyı değerlendirdi. Erdoğan, ne yapmak istiyorsunuz? Bununla ideolojilerinizi bu ülkeye egemen kılabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Diye sordu. Cumhurbaşkanı, paralel yapının üniversitelerdeki etkinliğine de sona erdirmek kararında olduklarını ifade etti. Diğer vesayet odakları yanında bu yapının da Türkiye'nin geleceğinde yeri yok şeklinde konuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin ileride şefkat ve kudret sahibi bir ülke olarak anılacağını söyledi. AFAD'ın 5. kuruluş yıl dönümünde konuşan Davutoğlu, Türkiye'nin yardım elinin dünyanın dört bir tarafına uzanmaya devam edeceğini vurguladı. Başbakan Davutoğlu, Kobani'den Türkiye'ye gelen sığınmacılar için onlar bize tarihin emanetleridir, onları bırakmadık, bırakmayacağız, dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Meclis Soruşturma Komisyonu'nun 4 eski bakanla ilgili tapeleri imha kararını değerlendirdi. Arınç, tanıklıktan çekinme hakkı olan kişilere yönelik bir dinleme varsa, hiçbir mahkeme bunu esasen bugüne kadar da delil kabul etmedi. Delil sayılmayan bir şeyin muhafaza edilmesi de mümkün değil, büyütülecek bir tarafı olduğunu düşünmüyorum, dedi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2015 enflasyonuna yönelik tahminlerini açıkladı. Bakan Babacan, kur kaynaklı bir şey olmazsa enflasyonun %6'lara ineceğini tahmin ediyoruz, dedi. Babacan, 2015'in geçen yıldan daha iyi bir yıl olacağını ifade etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Bozdağ, yasalaşan yargı paketindeki makul şüphe düzenlemesine ilişkin eleştirilere değindi.
Oğuz'da biri tutuklanınca gazeteler manşet atıyor, makul şüpheyle tutuklandı diye. Yalancının şahı bunlar, manşetten yalan söylüyorlar. Türkiye'de makul şüpheyle tutuklanan kimse yok dedi. Yemen'de polis koleji yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi. Bomba yüklü araç çok sayıda öğrencinin Sana Polis Akademisi'ne kayıt yaptırmak için beklediği sırada patlatıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde silahlı bir kişi askeri sağlık merkezine ateş açtı. Silahlı saldırgan tesisteki bir kişiyi vurduktan sonra intihar etti. Saldırganın kimliğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Endonezya'dan Singapur'a giderken düşen Air Asia uçağının neden düştüğünün bulunması yolunda önemli bir gelişme yaşandı. Araştırma ekipleri denizde uçağın kara kutusunun da bulunduğu kuyruk kısmını tespit etti. Öte yandan uçaktaki iki kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece bulunan ceset sayısı 40'a yükseldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma ulaşıma engel oluyor. Konya, Aksaray, Aksaray-Ankara karayolu ulaşıma kapandı. TEM otoyolunun Ankara-İstanbul istikameti de kaza yapan tırlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Şiddetli kar yağışı yüzünden Sakarya'da da yüzden fazla köy yolu ulaşıma kapandı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu'nun Alacabel mevkiinde etkili olan tipi ulaşımı etkiledi. Kapalı olan yolları açmak için çalışmalar sürüyor. Başkentte kar yağışı ikinci gününde de hayatı olumsuz etkilemeye devam etti. Şehrin ana caddelerinde trafik akışında büyük çaplı sorunlar yaşanmadı, ancak ara sokaklar işe gidene de dönene de çile oldu. Ankara Valiliği'nin okulları cumaya kadar tatil ettiğini duyan çocuklarsa sokaklara akın etti. Kimi leğen, kimi poşetle buz tutan yollarda kayarak doyasıya eğlendi. İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor. Bu yeni hat Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy arasında yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni metro hattının ihalesinin bu ay içinde yapılacağını açıkladı. Proje tamamlandığında Beşiktaş Bağcılar'a metro ile bağlanacak. Şırnak Cizre ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti. Ara sokaklara kaçan grubun içindeki bazı şahıslar uzun namlulu silahlarla polise ateş açtı. Polisin karşılık vermesiyle çıkan olaylarda 14 yaşındaki Ümit Kurt hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi de tedavi altına alındı. Brezilya'da otomobilinin hakimiyetini kaybeden sürücü iş yerinden içeri daldı. İş yerindeki bir kadın duvarı yıkan aracın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Kaza anı ve çalışanların korku ve şaşkınlıkları kameralara yansıdı. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, 1950'li yıllarda başlayan ve yoğun UFO gözlemlerinin arkasındaki sırrı yarım asır sonra açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan CIA, UFO sanılan uçan dairelerin aslında gizli uçak projelerine ait olduğunu belirtti. Açıklamada U-2 uçağından yansıyan güneş ışınları uçan bir ateş topu gibi görülmesine neden olduğu ifadesi kullanıldı. İşitme engelliler haber bültenini burada noktalıyoruz. Sevgili seyirciler.